Bediüzzaman zaten direkt bir küfür sistemi var demiyor Müslüman falan. Ceryan-ı münafıkhane diyor. Münafık sistem var. Evet. Mesela bak, başbakanın açıklaması da budur. Yani bu münafık sisteme karşı bir açıklamada bulunuyor. Evet. Yani biz Müslüman ülkenin yöneticilerini tenzih ederiz. Ama bir kısım zenginler hakikaten İslam ülkelerinden rahatça kurtarabilecek bir potansiyele sahipler. Ama bu itaat-i İslam olmadan mümkün değildir. İşte Türkiye gitsin para toplasın, Pakistan'a versin veya Küveyt zenginler gitsinler Pakistan'a para versin. Adam tek yanlı para vermez. Evet. Vermiyorlardı nitekim. Evet. Türkiye'de de yani verirse bile az verir. Zaten olmaz. Ha, olmaz tabii. Evet. Ancak Mehdi'nin kontrolünde olan bir İslam aleminde toptan herkes çok sökücü ve etkileyici olarak yardımcı bulunabilir. Evet. Ve konuyu kapatacak şekilde, kökten bitirecek şekildedir. Başbakan konuşmaları benim 2 yıllık konuşmalarımın özeti. Evet hocam. Evet. İnşallah. Tam özeti. Yani o şehirlerin kurulması, medeniyetlerin oluşması, altın çağın oluşması, Türkistan Birliği'nin oluşması, Müslüman ülkelerin birleşmemesinden kaynaklanan paraların oraya buraya çarçur edilmesi konusu, ben bunu aylardan beri, yıllardan beri anlatıyordum. Evet hocam. Başbakan da ondan çok güzel bir özet çıkartmış. Yani. Evet. Çok güzel bir özet açıklama yapmış. Ve çok candan, bayağı güzel.